sizi birazcık kendinizden kurtarmaya geldim. Fakat tabii ki 15 dakikalık kısa bir konuşma olacağı için bu konuşmayı elinizden geldiğince yatağınıza götürmenizi ve kendi işinizde devam ettirmenizi isteyeceğim. Yaparsanız çok mutlu olursunuz. Umarım rüyalarınıza girer bu konuşma ve içerilerde bir şeyleri çalıştırır. Ne demek kendinden kurtulmak? İnsanın kendisi hedefleri olan, arzuları olan, amaçları olan bir canlı ama tabii ki bunlar da bize bir takım güçler kazandırıyor. Bazı taraflarımız güçlü oluyor. Ve bu güçlerin bizi ne kadar daralttığını anlatmaya çalışacağım size. Gücünüzün ne kadar aynı zamanda güçsüzlük olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Çünkü yolculuk en çok bunun için lazım. Çünkü insan bir yolculuk yaptığında hem kendinden gider hem de kendine doğru gider. Eğer çok hesaplanmamışsa, eğer çok planlı değilse, eğer karşılaşmalara, hayrete, coşkuya, etkilenmeye, burnunun sürtmesine, düşmeye, başaramamaya kendini bırakırsa kendinden gider ve kendine gider. Ben tıp fakültesi mezunuyum. Çok erken bir yaşta son derece züppe, son derece kendinden emin, ukala bir genç doktorken o bekleme odalarında, bekleme salonlarında bekleyen hasta ve hasta yakınlarıyla karşılaşırken o kadar hızlı yürürdüm ki önlerinden ve o kadar da dimdik, o kadar da kendinden emin. Steteskopu da bir alet gibi kullanmanın dışında ben doktorum diye de boynuma astığımı hatırlıyorum. Onu bir halt zannediyordum çünkü. O aslında benim sadece şifaya giden yolda kullanmam gereken bir aletten ötesi değildi oysa ki. Birdenbire bir hastaya cut down açarken, cut down böyle küçük bir cerrahi müdahale gibi görünen bir şey, eğilmiştim. Uzun bir süre o cut down'la uğraştıktan sonra öyle kaldım arkadaşlar. Ve belimde çok ciddi bir mesele oluşmuştu ve bir ciddi bir kuvvet kaybım vardı. Acilen beni bir takım tetkikler falan yapıldı ve beni aldılar. Ameliyathaneye götürüleceğim. Acilen ameliyata gireceğim. O züppe var ya dimdik yürüyen bir yeşil giydirdiler bana. Önden düğmesi yok, arkadan düğmesi var. Kıçım da çok güzel açık. Çok iyi. Ondan sonra beni sedyeye aldılar, götürmeye başladılar. Götürmeye başladıklarında şunu fark ettim ki ben hastaneyi duvarlar zannediyormuşum. Çünkü ben hep dik yürüdüğüm için hep hastanenin duvarlarını izliyormuşum. Ben o zaman fark ettim ki hastane aslında tavanlardır. Çünkü hastane aslında yatan insanların gezdiği, dolaştığı, durduğu, yattığı bir yer. Tavanlar çok çirkindi. Ben eğer kıçım açılmasaydı duvarlardan tavanlara dönemeyecektim. Bu benim için başlangıçta iyi bir yolculuktu. Buna benzer çok deneyim yaşadım hayatımın birçok alanında. Yolculuklarımı da buna göre planladım. Bir tane daha örnek vereyim. Bir tane kız arkadaşım var yıllar önce. Çok başarılı, çok iyi bir eğitim almış. MBA'ler, şunlar bunlar. Son derece tatlı, zeki, özel bir kız. Ve bu team leader olacak. Ve çok önemli bir şirkette, dönemin en önemli şirketinde, hala da çok önemli bir şirketin genel müdürlüğünde team leader olacağım diyor. Ben de 6 aydır onun team leader olması ile ilgili rekabet süreçlerini vesairelerini dinliyorum. Sonra bir gün beni aradı, dedi ki tatlım ben team leader oldum dedi. Ah bir tanem ben seni yemeğe götüreceğim, kutlayalım bunu dedi. Gittik, yemeğe gittik, ben onu kutladım falan filan ve sordum ona. Senin team'de kaç kişi var dedim. 3 dedi. Kahretsin 3 dedi. Ama o binanın içindeki meselelerin değerlilikleri öyle şişer ki, öyle önemli bir halde zannederiz ki onu biz, hayatımızı ona doğru yürütürüz. Bir soru soracağım kendinize sormanız için. Ben şuyum diye bir tarifte bulunmaya çalışın içinizden. Eğer bunların içinde ben başarılıyım, ben doktorum, ben yazarım, ben iş adamıyım, ben Türk'üm, ben şuyum, buyum diye bir şeyle bitiriyorsanız
o şey sizin kendinizden aynı zamanda uzaklaştığınız anlamına gelir. O şey sizi o şeyin içine tıkar. Mutlaka mutlaka bunun dışına çıkacak ve konforunuzu bozacak deneyimlere doğru yürümektir yolculuk. Onun için sadece yolculuklarda yaşadığımız değil, bir başka kişiyle kurduğumuz ilişkide de biz aslında bir anlamda yolculuk yaparız ve zorlanırız. Anne olursun, çocuğun öğretir, kırar burnunu. Hekimsen iyi bakarsan kırar burnunu. Ne yaparsan yap, kurduğun ilişkide mesela aşk çok tekamül ettiricidir, niye zorlanırız? Bir yandan da çekip gidememektir, bir yandan da kayıp duygusuyla çalışmaktadır. Gidemezsin, tekamül edersin. Bütün bu yolculuk meselesinin en temel meselesi, en temel amacı bu şaşırmaya, bu burun sürtmesine, bu dağılmaya, kendini tekrar tarif etmeye ve ben şuyumdan ben benime geçecek bir yol olması nedeniyle yolculuk kıymetlidir. Yoksa bir takım tur şirketlerinin hazırladığı tur programlarıyla gittiğiniz ve şimdi bu müzeye girdik, ondan sonra da önümüzde bayrak taşıyan bir kadının arkasından sonra da şunu gezdik dediğiniz şeye yolculuk zannediyorsanız o bir yolculuk değil. O bir gezi belki, bilmiyorum. Ama yolculuk bir diğerine uzanmak, bir yerlerde kendinle karşılaşmak ve karşılaştığın kendini sorgulamak anlamına gelir. Rilke'nin çok sevdiğim bir lafı var. Benim böyle Twitter veya Instagram hesabımda şöyle bir şey yazar. Hatta böyle bir sergi de açtım. Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim diye. Çünkü bütün bu aidiyetlerin beni nasıl daralttığını biliyorum. Yazar olmak demek, yazar duruşu demek. Olduğu an bittin sen. Doktor olmak demek, doktor duruşu dediğinde bittin sen. Bunların hepsi azaltıcı. Rilke şöyle diyor, şöhret diyor Türkçesinde ama aslında repütasyondan bahsediyor. Herkesin kendi içinde bir şöhreti vardır, aile içinde bir repütasyonunuz vardır. Toplumun içinde, kasabada yaşıyorsanız kasabada sizi bir şekilde bilirler, bir şekilde tarif edilmişsinizdir. Öyle duyun bu şöhreti. Şöhret diyor, kişinin benlik arazisinin başkaları tarafından işgalidir diyor. Kendinizi tanımladığınız o hal sizin aynı zamanda işgalinizdir. Sadece kadın gibi tarif ediyorsanız kendinize işgal edildiniz. Sadece anne diye tarif ettiyseniz gene işgal edildiniz demektir. Ve hatta bir yerde de diyor ki, eğer bir gün herkesin bildiği bir isminiz olursa, herkesin bildiği bir isminiz olursa, benim tüylerimi diken diken eder bu. Bir gece yarısı elinizi havaya kaldırın ve Tanrı'dan hiç kimsenin bilmediği yepyeni bir isim isteyin diyor. Ben bu yolculuk meselesini gider ayak belki sizi birazcık da güldüreceğim ama bir de şöyle denedim. Bir aralar şöyle seyahatlere çıkmaya başladım. Dedim ki, arabayla çıkacağım ve nereye çıkacağımı, gideceğimi bilmeyeceğim. Nereye sapacağımı da bilmeyeceğim. Yolumun nereye gideceğini hiç bilmeyeceğim, hiç planlamayacağım. Arkadaşlar ben yaklaşık ilk 12 saat çok ağır bir şey yaşadım. Çünkü bana beynimin burasından bir ses sürekli şunu soruyor. Nereye gidiyorsun? Ben de bunu hazırlamıştım ya, bilmiyorum. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ve şunu fark ettim ki ben çok bilindik hesaplarla, hep hesaplarla, spontaniteye kendini bırakamadan, akamayan bir adam olmuşum demek ki dedim. Akmayı unutmuşum. Sonra bir şekilde ben bu akmayı başardım. Bir sabah 4 gibi İki şehrin arasında bir pavyon gördüm mesela. Yeşil floresanları vardı. Kapıda banda kasa, Mercedesler falan vardı. Benim arabam hiç onlarınkine benzemiyordu ama ben orada durdum. İçeri girdim ve ben onlardan, onlar da benden çok korkuyorlardı. Çünkü ben onlara benzemiyordum, onlar da bana benzemiyorlardı.
Ve bu korku üzerine de düşündüm. Onların korkuları üzerine düşündüm. En komiği ama şuydu. Belki yüzünüzde bir tebessümle benden ayrılırsınız. Bu adam kararttı içimizi demezsiniz. Birdenbire bir radara yakalandım ve radara yakalandığımda bana ceza kesen polis memuru arabamın zorunlu trafik sigortası olmadığını da söyledi. Eyvah, normalde arabayı bağlamamız lazım beyefendi ama dedi, bize söz verin, ileride Ilgın diye bir kasaba var, oradan yaptırın dedi. Ben de demek ki Ilgın'a gitmem lazımmış diye Ilgın'a daldım. Ilgın'ın içine girdim, bir köprü. Nehir olması lazım böyle. Büyük bir nehir bekliyorum. Bu kadar yüksek debili nehir neresi falan derken göremedim de arabayı da köprü tenha kenara çektim. Bir baktım bir mezarlık. Fakat mezarlık böyle taşlardan oluşuyor. Hiç başka bir şey yok. İsim falan yok. Ben oraya dedim ki burası Styx olsa gerek. Ölüler Irmağı. Paçalarımı sıyırdım. Biraz Styx Irmağı'nda yürümek istedim. Yürüdüm. Sonra çocukluğumda oynadığım bir oyun geldi aklıma. O oyun şuydu, Erzurum'daydım. Erzurum'da çok güzel Selçuklu camileri vardır. Camilerden birinin minaresine kafayı takardım. Ona ulaşmaya çalışırdım. Yol bir sağa giderdi, bir sola giderdi. Uzaklaşırdım, yaklaşırdım. Bulana kadar oraya giderdim. Bir türbe gördüm, kümbet gibi. Onu aynı oyunu oynamak istedim ve arabayla. Gene çok zor buldum. Yaklaştım, en sonunda bir kadına sordum, bir teyzeye sordum. Teyze dedi ki, benim evim bahçesi dedi. Ben girebilir miyim türbeye dedim. Tabii ki girersin dedi. Ama dedi, çakmağın veya kibritin var mı dedi. Var dedim. İçeri girdim. Çakmağı yaktım. Ben bunu şekli çizilmiş vardır bende. Başı böyle duran, ayakları bilmem ne duran bir ceset arkadaşlar. Üzerine bir battaniye serilmiş. Bir sandukadan bahsetmiyorum. Hani sanduka da olur ya. Değil, bir ceset yatıyor. Üzerinde de battaniye var. Korkuyla merakın yan yana olduğu o güzel an vardır ya, çok acayiptir. Ben de o korkuyla merak arasında dalaştıktan sonra 3 İhlas 1 Fatiha okudum. Ondan sonra eğildim ve cesedi görmek üzere battaniyeyi şöyle hafifçe kaldırdım. Bir baktım ki teyze turşuları kurmuş, küplerin en büyüğü burada, biraz daha küçükler burada, ayak kısmında da birazcık daha büyükçe bir şey var. Ben hayatınızda turşuya Fatiha okumuş ilk insanım. Turşu Baba Türbesi derim ben oraya. Bu tür karşılaşmalar. Zamanımız uzun olsaydı size daha ağır, daha derinlikli, daha acıtıcı anılar anlatmak isterdim ama bu tür karşılaşmalar, bu tür hayretler, bu tür duygular, aşka düşmek de böyle bir şeydir, iyi ilişki de böyle bir şeydir, anne baba olmak da böyle bir şeydir. Eğer sağ kolunuzu sürekli ağırlıkla çalıştırırsanız çok güçlü bir sağ kolunuz olur ve hayatınızı o sağ kolla yürütürseniz hiç de eksik hissetmezsiniz. Ama ne olur sol kolunuza mecbur kaldığınız yerlere gidin. Lütfen sol kolunuza mecbur kaldığınız yerlere, yolculuklara çıkın. Emek verin ve kendinizle zehirlenmeyin. İnsanın kendisi ve kendini tarifi kendini de zehirlemektir. İyi yolculuk birazcık da dediğim gibi kendimizden birazcık da kendimize gittiğimiz yerin adıdır. Çok teşekkür ediyorum.